İlginç bir haber var İsveç'ten. Bütün ülkeler koronavirüs tedbirlerini sıklaştırmaya çalışırken İsveç genişletiyor, rahatlatıyor. Tedbirleri kaldırıyor İsveç. Bu arada dün İsveç Sağlık Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki: Bugünkü vaka sayımız 1614. Bakın 1614 İsveç'in bugüne kadarki en yüksek vaka sayısı. Bak böyle bir tablo var bir de bu adamlar kalkıyorlar, yasakları genişletiyor, şey yapıyorlar, e, ortadan kaldırıyorlar, gevşetiyorlar. Bakın, bar ve restoranları bugüne kadar hiçbir zaman kapatmadı İsveç. Başta başkent Stockholm olmak üzere diğer kentlerdeki toplu ulaşım araçlarını da hiçbir zaman sınırlama getirmediler. Ve devam ediyoruz. Salgının başından bu yana farklı bir strateji izleyen İsveç risk grubu ve yaşlıları hedef alan bazı önlemleri gevşetme kararı aldı. Kapalı kamusal alanda ve sokaklarda maske zorunluluğu getirilmemesi konusunda halen ısrar ediliyor. Yani yasak olması diye ısrar ediyorlar. Bu arada sportif ve kültürel faaliyetlere katılacak kişi sayısı eskiye oranla 300 kişi daha arttırılmalı. Arttırdılar bak. Enteresan. İsveç'te böyle bir durum yaşanıyor. En yüksek vaka sayısı açıklanıyor dün. Bugün de kalkmışlar. Gevşetiyorlar. Anlamadım. Herhalde ülkenin tamamını koronavirüse yakalatacaklar. Çok sayıda vatandaşımız var oradan bizi izleyen yine. Onlara da buradan selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Kardeşim bakın kendinize yani. Bu iş böyle gevşetmeyle falan olmuyor. İnsanlar ölüyor. İtalya'da protestolar da var bak. Bir taraftan İtalya Sağlık Bakanlığı diyor ki öldük bittik diyor. Bir taraftan da birileri çıkmış. Protesto yapıyorlar. Bakın Torino'da halkın protestosu çağrısıyla akşam saatlerinde meydanlara inen protestocular ve polis arasında çatışmalar oldu diyor. Havai fişekler atmışlar. Sopalarla saldırmışlar. Ne? Gerekçe? Niye? Koronavirüsle ilgili önlem alıyorsunuz. Polisle çatışmışlar. Ve Torino İtalyan Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Her yer korona. Az önce anlattım. Otobüse bin sen korona oldun. Asansöre bin sen korona oldun. Kafeye gitsen, yemek yesen, dışarıda orada burada korona oldu. Bak bu kadar adamlar çıkmışlar sokaklara. Protesto yapıyorlar. İnanılır gibi değil. Yani herhalde korona olmak için niyet etmişler. Niyet ettim Allah rızası için korona olmaya diyorlar herhalde. İnanılır gibi değil. Bakın Amerika Birleşik Devletleri günlük 80 bin, 85 bin vaka var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bugüne kadar 9 milyon yaklaşık 9 milyon Amerikalı koronavirüse yakalandı. Özellikle Texas bölgesi eyaleti korkunç bir şekilde korona virüs hastası içinde barındırıyor. Kaliforniya, Florida bitmiş vaziyette. Ölü sayısı bakın. New York 33.580 kişinin hayatını kaybettiği bir yer. Sadece New York. Evet değerli izleyicilerimiz korkunç rakamlar. Yani bu rakamlara baktığımda ülke bitmiş vaziyette. Ve önümüzdeki günlerde daha kötü olacak. Ama biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Trump başka bir havada. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir durum var. Koronavirüsün tedavisi bedava değil. En az 25 bin dolara mal oluyor. Teşhisi koyuyorlar. Tamam oraya kadar bedava. Ondan sonrası tedavi olmak istiyorsan en az 25 bin dolar, dolar para vermek zorundasın. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'den soğuk algınlığı ilaçlarıyla koronavirüs ilaçlarını eğer ulaşabilirseler oradaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akrabalarına gönderiyorlar. Evet, dünyanın süper gücünün hali bu. Emin olun şu anki mevcuttaki 8 milyon toplamdaki 8 milyon vaka sayısı en az 20 milyon insanlar hastanelere gidemiyorlar. Cepte para yok ki. Evinde bir şekilde kendi kendini tedavi etmeye çalışıyor. Çok sayıda vatandaşımız var, özellikle New York'ta. Bakın New York'ta hastaneler dolu, parası olan tedavi oluyor parası olmayan evinde yatıyor. Bak aynen böyle. Sağlık sistemi çökmüş, bitmiş, tükenmiş. Ama dünyanın en büyük süper gücü. Ya sen vatandaşına sağlık hizmetini önce ver de sonra süper güç olur başka yerleri karıştırırsın. Rusya diğer bir süper güç. 20 bin civarında günlük vaka sayısı var. Rusya'daki rakamlar nedir ne derece doğru bilmiyoruz ama onu söyleyeyim size. Günlük 350 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte Rusya'da. Neden? Koronavirüsten. Bu kadar önemli bir durum. 91 tane Rus milletvekili koronavirüse yakalandı bugüne kadar. Yani toplumun her kesiminde koronavirüs var. Toplamda değerli izleyicilerimiz 44 milyon kişi koronavirüse yakalandı. En çok vakanın bulunduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 9 milyon. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde 231 bin 45 kişi hayatını kaybetti. Bakın en çok vakanın bulunduğu yer diğer ikinci Hindistan yaklaşık 8 milyon. Brezilya 5,5 milyon. Rusya 1,5 milyon. Fransa 1 milyon 165 bin. İspanya 1 milyon 156 bin. Arjantin 1 milyon 100 bin bakın rakamlar bu şekilde gidiyor Türkiye 363 bin Almanya 450 bin Belçika 335 bin Hollanda 301 bin en çok hayatını kaybedenler Brezilya'da 157 bin 451 Hindistan'da 119 bin Meksika'da 89 bin Almanya'da 10.182 182 böyle gidiyor değerli izleyicilerimiz yani durum, insanlar ölmeye devam ediyor. İran, İran'da rekorlar kırıldı. Hem vaka hem hayatını kaybedenler. Dikkat etmiyorlar kardeşim, dikkat etmiyorlar. Maalesef. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama var. Uzmanlar diyor ki, sadece maske takarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Şubat ayına kadar 130 bin kişi bile kendini koruyabilir diyorlar bak. Sadece maskeyle. Ya maske bu kadar önemli. Çok çok önemli. Almanya yapsak mı yapmasak mı onu mu yapsak bunu mu yapsak diye diye bugüne geldi. İnsanların şu anda psikolojileri bozuldu kardeşim. Ya tedbir tamam kökten böyle kalıcı bir tedbir alınması gerekiyor. Tamam hafta içi insanlar çalışıyor. Yoğun ülke ekonomisi dönecek tabii ki. Anlayabiliyorum bunu. E tamam birazcık şunu düşünmek gerekmiyor mu? Hafta sonları neden önlem alınmıyor? Karantina yok. Hafta sonları. Nasıl çözülecek bu iş? Bak bitmiyor. Vatandaşlarımız içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Hafta sonu niye karantina yok Almanya'da? Bak durum ciddi. Avrupa batmış.